Herkese bir kez daha merhaba arkadaşlar. Evet, ETS 2'de 1.37 beta güncellemesi dün akşam geldi ve biz de ilk videomuzu dün akşam atmıştık. Yani güncellemede ne var, ne yok, neler geldi, buna dair de bilgiler verdim. Genellikle ses, işte açılan cam, kamera, yürüyen kamera, bu tarz şeyler geldi ve biz de ilk videomuzu şöyle Scania'yla yapacağız. Bakalım Scania'nın sesi nasıl, kornası nasıl, açılan camlar nasıl. Arkamda şu anda gördüğünüz gibi Dorsem var. O Dorse de yine 1.37 beta'da geliyor. Schwarzmüller DLC'sine ait bir Dorse gıda tankı diye. Ben şimdi buradan yükümü alacağım. O yükü tankere dolduracağız ve gideceğiz. İstanbul'dayız. Şu anda Black Sea'de İstanbul'dayız. Hemen işe bakalım. Yük piyasasından. İstanbul olmaz, kısa olur. İstanbul Edirne yok herhalde. Rusçuk var veya Varna veya Almok var. Fark etmez, Rusçuk alalım. Edirne'de biz bırakırız. Önce bir yükümüzü alalım. Gıda tankerimizi dolduralım. Süttü galiba o da. Yani büyük bitmez. Zaten süttür genelde. Aynen. Ne yazıyor? Aynen süt. 28 ton. Bakın şu an sağ tarafta yazıyor kırmızı panelde. Aynen Balkan logo, oraya gidiyoruz. Hemen alalım biz. Bakalım bir sesimiz şu an, bakın cam açık abi. Heh, bir dakika. Şu an siz burayı belki göremezsiniz ama benim kamera olduğu yeri. Orada hani şöyle söyleyeyim. Aynamız, camımızın açılması, açılan düğmesi bile animasyonlu. O şekilde size söyleyeyim. Hatta şurada varsa orayı size göstersem mi? Onda görünmüyor fazla. Sıkıntı yok. Tamam, böyle gidelim abi. Bakalım. Scania. Abi sesler değişmiş gençler. Gerçekten. Kornaya bak. Oh. Vay be. Süper. Önceden böyle değildi yani. Şimdi şu an ses çok geliyor çünkü camlar açık. Direkt versene bize yükü ya. Bir de şimdi boşuna böyle uğraştırma hadi ya. Ama al hemen yükümüzü, al abi. Yükümüz dolsun. 28 ton süt. İstanbul'da dediğim gibi. Bakın şu anda artık. Evet, devam eden iş. Süt 28 ton. İstanbul Pais yazıyor. O da gideceğimiz işte Rusçuk'un ismi. Ama biz Edirne gibi bir yerde bırakırız. Çok fazla gitmeyiz. Maksat bugün Scania'ya şöyle bir çıkmak. Hadi bakalım. Şu sağ tarafı kapatalım abi. Sadece buradan gelsin. Hava rüzgar. Şu anda gerçekten de sağ taraf böyle ses daha az geliyor, sol taraf daha fazla geliyor. Şimdi kapatacağım camı. Şuradan çıkışta. Alalım artık buradan ya. Buna bir yetmek abi. Nereden ya? Buradan değil mi abi? Buradan işte. Sesleri hala henüz ayarlamadım. Direkt kendisinin sesi gibi. Şu anda sesin tam gelsin hiç gelmiyor. Ya biz bu arada tabi trafiği de herhalde kapattık abi. En son şey alacağız diye fotoğraf. Bakın bir anda ses değişti hemen.
Anında sesler değişiyor arkadaşlar. Bunları yani dün akşam attığım videoda belirttim, hepsini gösterdim. İzlemeyen varsa izleyebilir. Nelerin geldiğini. Vay 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 vay. Yani büyük ihtimalle yağmur da yağarsa buradan böyle yağmur sesleri çok net gelir yani. Öyle bir ihtimal var. Şöyle al bir şey gidelim. Tekirdağ veya Edirne'ye bakalım, bırakırız. Soldan. Sekiz tonluk yükümüz var. Ha, şimdi bakalım bir şey yapan gelecek miyiz? Muayeneye, tartıya, çünkü onlar da bir farklı şeyler vardı. Bazı şeyler değişmişti. Da ben böyle gidersem abi. Lan yine şey açtık, cam açtık ya. Artık bunlara alışacağım herhalde. Çünkü tuşların kombinasyon yerlerini falan değiştim. O yüzden. Şu sağdan bir geçsem kardeşim. Bir saniye. Çok mu ağır geldi yük? Heh, şimdi hızlandı ya. Bir anda vitesi yükselttik abi. Grafiğimiz tabi şu anda 37 beta, o yüzden NaturalX etkin değil. Şimdi tuş kombinasyonunu camlara ilk göre yaptık. Retarderi iptal ettik. Bakalım bir tartım artı olacak mı? Gittiğimiz yerde. Kantar yani. İşte bu dosyamızda dediğim gibi gıda deposu tankeri diye bir şey işte. O da Schwarzmüller DLC'si varsa oradan çıkıyor, alabilirsiniz. İçine böyle yük, süt tarzı yükümüzü koyabiliriz. Şu an grafik modumuz realistik mod, Furkan 64'ün modu. Yani en azından yani iyidir normal görselden. Normalde NaturalX kullanıyorduk ama bugün artık şu anda onu kullanamıyoruz çünkü beta'da geçerli değil henüz. Abi şey gidelim böyle. Daha sonra diğer araçları da yapacağım. Farklı farklı işte DAF, Volvo, Mercedes, Renault ne varsa man, hepsini yapmaya çalışacağız. Bu normal konuda. Bu da bayağı havalı yani. Evet, havalı olmuş yani. Bayağı bir havalı olmuş. Soldan devam edin. Bir dakika. Yanlış yapmıyorum da. Aman abi, aman.
Bir daha açayım bakayım abi şey. Abi çok fark ediyor sesi ya. İşte bu dışarının sesini kısabiliyoruz. Ne bu içerideki sesleri kısabiliyoruz. Motorun sesini, ne bileyim, dorsenin, çekicinin her türlü ses özetleri var. Hepsini bir kez daha söylüyorum. Dün belirtmiştim. Neyse buradan devam ediyorum. Dün belirtmiştim. Videomuzu da göstermiştik. İzlemeyen varsa izleyebilir. Onları yine ne gibi koyacağım. Ne gibi seslerin veya özetlerin geldiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela benim şu an bu sesi bayağı bir kısmam lazım. Ya da veya şu motorun sesini kısmam lazım. Henüz daha hiçbir şeye bakmadım. İlk videomuz bu. Gittiğimiz yollarda. Şimdi şu tabelaya bakalım da bir müsait bir yerden bir dönelim abi. Tekirdağ mı Edirne mi? Edirne'ye gidelim hadi neyse ya. Gitmişken. Hiç böyle kantar gibi bir şey gelse karşımıza. Sen abi. Ya o bastığımız düğme animasyonlu yalnız. Onu bile yapmışlar. Neyse böyle kalsın ya. Bir de hemen bitmiyor. Azalıyor bir hafiften ses. Bir hemen kesilmiyor yani. Yani beta şu an henüz tabi. Daha illaki bazı şeyler değişir. Bugün şöyle bir İstanbul Edirne yapalım. Yeni dosyamızla kendimize ait bir dosya. Gıda tankeri. Zaten içinde de süt var. Şimdi sağdan belki dönebiliriz. Şöyle bakayım da mouse'la çünkü o tuşları artık şey yaptık. Düz bir şey ya. Dünkü videomda Mercedes'te belki bilmiyorum belki bundur aynıdır ama hani durduğumuzda böyle bir ses var. Mükemmel ya. Onu bile yapmışlar yani. Çok beğendim ben. En son durduğumuzda bir ses geliyor. Bakalım bunda o ses var mı yok mu? Veya bunda farklı mı aynı mı? Ne, Edirne'ye mi gidelim? Kapıköy'e mi gidelim? Biraz daha bakarız ileriden. Döneriz abi. Ha yol yönetim. Güzel. Sanki burada bir kantar mantar olayı vardı galiba. Hep elim şeye gidiyor. Cama gidiyor. Şuradan göremiyorum. Nerede kantar? Yok. Burası EGS, OGS. Ha varmış. Aynen bakın şimdi muayene. Evet arkadaşlar şimdi muayene olacağız mecburen. Gerçi şu an bende bir arıza yok da. Normal dosyada bir hasar olsa. Eyvallah bana yol verdi. Şuradan mı gidelim abi? Yavaş yavaş.
Maşallah tırlar da üstte gelmiş be. Herhangi bir şey olmadı. Bu büyük bir ihtimalle ya ceza yansıyor herhalde. Normalde öyle bir açıklaması vardı. Kantar'da kaçak trailer hasarlı araç diyor. Öyle bir cümlesi var. Trafiğe bak, trafiğe. Bir de ne vardı? Egzoz gazı sıcaklık göstergesi animasyonu vardı. Acaba nerede? Neyse. Yani şu ezineden devam edeyim abi. Henüz daha yabancıyız yani, dediğim gibi o normalde camların tuşları yoktu yani, orayı siz kendiniz ayarlıyorsunuz. Ben de sağa bakma sola bakma iptal ettim şeyden, presyondan. Onları yaptım, hem sol hem sağ camı. O yüzden bayağı bir alışacağız yani bunlara. İşte bir de yağmur yağarken bakacağım, hani deneyeceğim o yağmur sesi nasıl gelecek. Evet canım. Ama sağdan çıkmayayım ben, devam edeyim Edirne'ye doğru gideyim. Sen bir daha hesapla rotayı, ben Edirne'ye gidiyorum. Bayağı bir gezdik bugün. Evet, Edirne'ye geldik arkadaşlar. Hayt dur. Anlatamadım. Şimdi ileride bir müsait bir yere bakalım. Normal dediğim gibi aslında şey diyeceğiz de, Rusçuk o da bayağı uzun bir yol. 6 saat daha varmış. Şuradan dönelim abi. Şuraya park edelim. Şimdi bakalım o şey olacak mı? Durduğumuzda. Şu köşeye bir yere park edelim. Bir daha içeri girmeyeceğim. Evet, bakalım sese. Niye olmadı? Nasıldı bakalım bir. Bunda olmadı. Ama Mercedes'te olmuştu. Evet, bir ses vardı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Scania'da bugün şöyle bir arla geldik İstanbul'da Edirne'ye. Yine diğer araçlara da böyle devam edeceğim. Bu animasyonlu, canlı, sesli, işte neyse artık. 1.37 beta devam edecek. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bye bye.